Evet, doğru. Ceseti ilk gören kişi bendim, evet. Ne? Kılıç ya da öyle bir şey gördün mü? Hayır. Yalnızca dallara asılı kalmış bir kadın şapkası ve cesetin yanında kesilmiş bir ip parçası vardı. Evet. Bütün gördüklerim bunlardı. Er ya da geç yakalanacağımı biliyordum. O yüzden sizden hiçbir şey saklamayacağım. Şu gördüğünüz adamı öldüren karşınızdaki kara kurttur. Çifti 3 gün önce gördüm. Sıcak ve öğle sonrasıydı. En başından beri çifti soymayı planlıyordum. Kadının yüzünü hiç görmedim. Saçlarını toplamak için şapkasını çıkardığı bir anda bir bakışına denk geldim. Ona o anda sahip olmaya karar verdim. Kocasını öldürmem gerekse bile bunu yapacaktım. Kararlıydım. Ama adamı öldürmeden kadını almak en doğrusuydu. O zamanki planım buydu. Uzunca bir süre onları takip ettim. Savunmasız oldukları bir anda da üstlerine çöktüm. Adamı bağladım. Kadına sahip oldum. Onu öldürmeyi hiç düşünmedim. Ama o anda kadın ayaklarıma kapandı. Ya kocasının ya da benim ölmem gerektiğini söyledi. Onun için bu utanç ölümden betermiş. Bu utancın iki erkek tarafından bilinmesi. Hayatta kalanla yola devam edeceğim dedi. Adamı öldürmeliydim. Ama bunu onurlu bir şekilde yapmalıydım. Hakkını vermeliyim. İyi dövüştü. Ne? Kadın mı? Adamı öldürdüğümde ona döndüm. Kadın gitmişti. Kavgamızdan korkup kaçmış olmalı. Öfkeli hali çok hoşuma gitmişti ama o da diğerleri gibi bir kadındı. Onu aramadım bile. Orada bağlı olan adam ona zorla sahip olduktan sonra gururla kendisinin namlı haydut kara kurt olduğunu söyledi. Ve bağlanmış halde olan kocamla alay ederek güldü. Kocam ne kadar korkmuş olmalıydı. Ne kadar uğraşıp didindiyse ipler o kadar sıkıştı ve etine gömüldü. Ona doğru koştum. Kocam hiçbir şey söylemiyordu. Sadece donuk bir şekilde bana bakıyordu. Şimdi bile onun gözlerini düşündüğüm zaman kanım donuyor. Onun gözlerinde gördüğüm ne öfkeydi ne de keder. Ama soğuk bir bakış. Kin dolu bir bakıştı. Ona bana istediğini yapabileceğini söyledim. Yeter ki benimle konuşsun. İfadesi hiç değişmedi. Ona dakikalarca yalvarmamdan sonra kendimi kaybettim. Hışımla hançeri elime aldım. Ondan sonra bayılmış olmalıyım. Kendime geldiğimde yaşadığım şoku siz tahmin edin. Hançeri ölü kocamın göğsünde gördüm. Şok içindeydim. Kendimi nehre attım. Birçok defa ölmeyi denedim ama başaramadım. Sizce benim gibi çaresiz, zavallı bir kadın söyleyin ne yapmalı? Şimdi bir karanlıktayım. Karanlıkta acı çekiyorum. Beni bu karanlık cehenneme atanlara lanet olsun. Haydut karıma tecavüz ettikten sonra karımı teselli etmeye çalıştı. Karım yaprakların üzerine oturdu. Gözlerini dizlerine dikmişti. Haydut sevimli davranmaya çalışıyordu. Madem ki kadının namusu lekelenmişti, artık kocasıyla birlikte olamazdı. Neden kocasını terk edip onunla evlenmesini? Eşim onu sevdiği için tecavüz ettiğini söyledi. Karım bunu duyduğunda transtaymış gibi yüzünü kandırdı. Asla bu kadar istekli bakmamıştı. Ya çaresiz kocasının gözlerinde karımın acıza yanıtı neydi? Nereye olursa, beni nereye istersen götür. Söylediği buydu.
Ama bu onun tek günahı değildi. Yoksa ben böyle karanlık acı çekmeyecektim. Beni göstererek Haydut'a lütfen onu öldür diye bağırdı. O yaşarken seninle gidemem. Öldür onu. Bu sözler beni karanlığın derinliklerine atacak rüzgara tutuyor. Bu sözlerin üzerine Haydut'un bile rengi soğudu. Karımı yere savurup bana istersen karımı öldüreceğini söyledi. Bu sözler için bile onun suçunu bağışlamaya razıydı. Bu arada karım yerden kalkıp hızla kaçmaya başladı. Haydut da peşimden gitti. Kaç saat geçti diyordu. Haydut gelip karımın kaçtığından, artık kendi kaderi için endişelendiğinden bahsetti. Bedeni çocuk gitti. Birisinin ağlaması oldu. Birisi ağlayır. Ağlayan kimdi? Hançeri kalbine sapladı ve her şey sessizleşti. Sessizlik içinde orada yatıyordu. Birisi kalbimdeki hançeri yavaşça çıkardı.